Aslında Özgürsün adlı dijital dizide Deniz Çakır'la başrolü paylaşan ünlü oyuncu Bade İşçil, Balta Limanı'nda oğlu Azur'la kameramıza takıldı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle bir an şey oldu, saç baş. Hani çocuğu okuldan almış bir anne haliyle. Nasılsınız? Onun çantası. Kendice. Diziyi sorayım hemen. Ay ölüyorum. Çok yoruldum. Bitsin diye dua ediyorum şu an çekimler. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Neden? Nasıl? Neden? Yoğun çalıştık biraz o yüzden. Ya ama kısa süre ama dijitalde öyle oluyor. İşçil geçen yılda Aşk 101 adlı dijital dizide oynamıştı. Son dönemde dijitaldi. İşte bundan önce de... Yok, benim ayrı bir seçimim yok. Yani ben pandemiye denk geldi. Aileme önem verdiğim için kalabalık ortam, maske uyulur uyulmaz. Hani onları düşündüğüm için bir işin içine dahil olmuyordum. Zaten Aşk 101'i çekmeye başladığımızda pandeminin esamesi okunmuyordu. Onlara bir söz vermiştim. İkinci sezonunda dolduğumda işte pandemiydi ama çıktı falan oynamıştık. Bade İşçil, Duygu Asena'nın aynı adlı eserinden yola çıkılarak çekilen Aslında Özgürsün dizisiyle kadınlara ışık tutmaya çalıştıklarını anlattı. Yani Deniz Çakır var. Ya biz aslında daha zaten Duygu Asena projesi. Proje çok güzel bir proje bence. Yani kadınların hayatını anlatıyoruz. Onlara belki bir ışık tutacak bir konu işleniyor. Yani aslında birçok kadının hayatı yaşama şekli ve nelerde kıstırılıyorlar, nelerde kırılıyorlar, neler oluyor, onun gibi bir şey. İşçil, başrol oyuncular arasında yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle kadın öykülerinin önünü açtıklarını savundu. Bir de son dönemde kadın işleri çok popüler oldu, bilmiyorum. Takip işte Bergen'in hayatı. Ufak Tefek Cinayetlerle evet, bu evet. İşe biz başladık evet, evet, der. Evet. Sonrasında şimdi Bergen Hanım'ın şimdi hayatını mesela Zeynep Arapoğlu oynadı, bilmiyorum izlediniz mi? Maalesef ben bu işin yoğunluğunda işte yani hem iş hem işte annelik durumum. Evet. Zor mu oluyor? Zor oldu. O çok özlüyorum. Bir de dijitalde diyor. O süreler daha kısa, yani daha çok zaman ayırmanız lazım ama. Yani daha önceki tecrübeme dayalı çok fazla mesaimiz oldu ama. Ama daha güzel oldu belki, bilmiyoruz. İzleyince ben de daha izlemedim. Ünlü oyuncu Bergen filmine arabesk şarkıları kendi sesiyle okuyan meslektaşı Farah Zeynep Abdullah'ı da tebrik etti. Ya ben mesela atıyorum Bergen'i canlandırmış, hani canlandırır rolü gelseydi ve şey yapsaydı zaten burada oyuncuyu alkışlamak lazım. Yani biz oyunculuk yapıyoruz. Okey tamam, hani ses eğitimi de alınıyor, şey yapılıyor, şan dersi de alınıyor ama yani sesine güvenmiyor olabilir. Hani oyununa güvenirsin de şarkı söylemeye utanıyor olabilirsin. Ben de söyledim bu arada Bergen'in şarkıyı. Helal olsun o zaman. Tebrik ederim ben. Yani bence sanatçı her şeyiyle bir şey yapmışsa, Azurcuğum bu ses sonra bizi rahatsız eder ama yapma bir sıkıldı. Her yaz Bodrum'da tatil yapan Bade İşçil henüz tatil planı yapmadığını sözlerine ekledi. Bayram geliyor, onu sorayım bir de. Bayramda... Vallahi herkese şeker tadında inşallah. Tadımızın kaçmadığı nice bayramlar olsun. Bodrum sezonu var galiba yine. Gideceğiz galiba. Ne zaman? Bilmem. İsmail'in gidenler. Kısmet. Peki, şimdi çalışmadayım. Daha tatil planı yapamıyorum. Nasıl? Ne kadar kaldı? Çekimim mi? İşte bayramla benim bitiyor inşallah. Rahatsızdım maşallah. Rahatla. Evet. Ya o gün sayıyorum. Ya sonu geldiği için belki de çok yorgunum, bilmiyorum. Dün şehir dışından döndüm. İki gün oradaydım. O yüzden bir hem hasretim var hem şey yorgunluğum var. Azurcuğum yola çıkma. Hadi öpüyorum. Peki, sağ olun.